Silahlı Kuvvetleri 3 kıtada ülkemizi temsil ediyor. Aslanlar göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 12 farklı ülkede fırtına estirmeye devam ediyoruz. Kim tutabilir? Sınır ötesini kontrol edemeyen, sınırları içinde de rahat edemez. Olası tehlike dışarıdayken giderilmeli. Bunun yanında gerekli yerlerde çakallar üşüşmesin diye birileri mazluma göz kulak olmalı. İşte o çakallara bir kurt yeter. Terörle mücadeleye etkin bir şekilde katkı sağlayan ülkemizin Yılmaz Koruyucusu Türk Silahlı Kuvvetleri faaliyet alanlarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Dünyanın en etkili orduları arasında yer alan TSK, 3 kıtada, 11 farklı yerde, 14 göreve, 2500 personelle katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl açıklanan dünyanın en etkili orduları listesinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle her zaman hazır oluşu ve etkin faaliyet alanlarıyla dikkat çeken TSK, bugün 3 kıtada, 11 ayrı bölgede, 14 göreve katılım sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı bu faaliyetlere ilişkin bilgi toplantısı düzenledi. Mehmetçiğin görev gücünü değerlendiren açıklamaları, Bakanlık Basın Sözcüsü Deniz Yerbay Şebnem Altıntop yaptı. Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa destek için 3 kıtada, 11 farklı yerde, 14 göreve katkı sağladığını açıklayan Aktop, bu görevlerde yaklaşık 2500 personelin yer aldığını ifade etti. Aktop, NATO'nun harbe hazır bulundurduğu muharip unsurlarının sertifikasyonu kapsamında Steadfast Jupiter Jackal tatbikatına İstanbul'da 3. Kolordu Komutanlığı'nda başlandığını, 10 Aralık'a kadar sürecek tatbikata ABD, Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personelinin de katıldığı kaydedildi. Bakanlık Basın Sözcüsü Deniz Yerbay Şebnem Aktop, Libya askerlerinin eğitimi konusunda Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 160 Libya Kara Harp Okulu öğrencisi Teğmen rütbesiyle Libya'da görevlerine başlayacaktır bilgisini verdi. Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili olarak da Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yunanistan tarafından askeri eğitim icra edileceğine dair bir saha ilanı yapıldı. Söz konusu saha, Türkiye Navtex sahası içine girmesi nedeniyle Yunanistan'ın yaptığı ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi Aşinografi Başkanlığı bir Navtex yayınlayarak yeniden duyurdu. Yunanistan'ın askeri eğitimlerine karşı bölgeden geçecek Türk gemilerine uyarılması mahiyetindeki Navtex konusunda Aktop, söz konusu sahada Türk Deniz Kuvvetleri'nin bir faaliyetinin olmadığını bildirdi. Aktop ayrıca TSK tarafından hala Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat ve koruma görevine devam edildiğini kaydetti. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu karar üzerine Türkiye'nin hangi ülkelerde ne kadar asker görevlendirdiği ve görevlendirilen askerlerin hangi amaçla yurt dışına gönderildiği soruları yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin asker bulundurduğu ülkeler ve sayıları şöyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 40 bin asker, Somali'de 2 bin asker, Suriye'de 5 bin asker. İdlib gerilimi sonrası askeri sevkiyat sürdü ancak sayının ne kadara ulaştığı net değil. Irak'ta 2500 asker, Arnavutluk'ta 24 asker, Lübnan'da 100 asker, Katar'da 300 asker, Bosna Hersek'te 250 asker, Kosova'da 400 asker, Afganistan'da 2000 asker, Azerbaycan'da 100 asker, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 17 asker ve Libya'da askerlerin sayısı bilinmiyor. Irak, Türkiye PKK ile mücadele adı altında Irak'a ihtiyaç duydukça askeri operasyonlar yaparken bu ülkede çeşitli şehirlerde askeri üsler de bulunuyor. Bunlardan öne çıkanı zaman zaman tartışmalara sebep olan Başika Üssü. Irak'taki diğer üslerin yeri ve boyutuysa güvenlik sebebiyle açıklanmıyor. Suriye. Türkiye, Suriye'de 2011 yılında iç savaş başladıktan sonra bu ülkeye birçok operasyon gerçekleştirdi. En son Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye, Suriye'de sınırlarına yakın geniş bir alanı kontrol ediyor. Suriye'de binlerce Türkiye askeri olduğu tahmin ediliyor.
Irak ve Suriye'deki askerlerin varlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına göre şöyle gerekçelendiriliyor. Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak. Somali. TSK askeri Somali'de iki kapsamda vazife alıyor. İlki, başkent Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı. Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılan üs, askeri eğitim merkezi olarak Somali ordusuna subay yetiştiriyor. Komutanlık bugüne kadar onlarca subay ve astsubay mezun etti. TSK askerlerinin ikinci sorumluluk alanı ise Aden Körfezi. Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgeler. Türk askeri burada, Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık, deniz aydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine müşterek mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere görev yapıyor. Lübnan. Türkiye askeri, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNIFIL kapsamında görev yapıyor. Türkiye 10 yılı aşkın süreden beri UNIFIL'e destek veriyor. Bu ülkedeki Türk asker sayısı ise 100 civarında. Afganistan. TSK, 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'a gerçekleşen operasyonlardan sonra Birleşmiş Milletler kararıyla NATO misyonu çerçevesinde bu ülkede görev yapıyor. TSK askeri muharip güç olarak görev yapmıyor. Afgan ordusunun eğitilmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yardımda bulunuyor. Afganistan'daki asker sayısı yaklaşık 2000. Katar. Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı yaptırım sonrası 2017 yılında bu ülkeye asker görevlendirildi. Türkiye Katar'da askeri üssü kurmuş durumda. Mali. TSK askeri Mali'de Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu MINUSMA kapsamında görev yapıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti. TSK Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunuyor. Türkiye askeri ve bu ülkede Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na destek veriyor. Bu iki Afrika ülkesindeki asker sayısına ilişkin bilgi yok, ancak çok fazla olmadığı tahmin ediliyor. Bosna Hersek. Türkiye askeri Bosna Hersek'teki uluslararası barış gücü bu ülkede barış ve istikrarın sağlanması öne sürülerek gönderildi. Bosna Hersek, Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk askerlerinin vazifesi, huzur ve güven ortamını devam ettirmek, yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, uluslararası sivil mevcudiyeti desteklemek ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteği sağlamak olarak ifade edildi. Kosova. Kosova'da uluslararası barış gücü 1999'dan itibaren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda sürdürülmektedir. KFOR harekatında Türkiye kendisine tahsis edilen kadrolara personel görevlendiriyor. Türk askerlerinin Kosova'daki başlıca vazifesi, güvenli bir ortam tesis etmek, yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve Kosova güvenlik kuvvetlerinin gelişmesine destek sağlamak. Kuzey Kıbrıs. Türkiye'nin 1974'te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana adanın kuzeyinde askeri varlığı bulunuyor. Kıbrıs'taki Türk askeri sayısının 40 bin olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs'taki Türk askeri doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı daimi askeri birlik statüsü bulunuyor. Azerbaycan. TSK, Azeri askerlere eğitim vermekte ve iki ülke arasında yakın ilişkiler söz konusu. Ancak Azerbaycan'da Türk askeri üssü oldukça tartışmalı bir mesele. 2016'da imzalanan bir protokolle Bakü'deki Gizil Şark Garnizonu'nda yer alan bazı binalarla Sumgayit şehrindeki Nasosnaya Hava Üssü'nde bulunan bir terminal TSK'nın kullanımına tahsis edildi. Ancak Türkiye'ye üs verildiği yönünde haberlerin basında yer alması üzerine Azerbaycanlı yetkililer bu iddiaları yalanladı. Arnavutluk. Savunma işbirliği kapsamında 1997'de kurulan üs Adriyatik kıyısında Avlonya, yani Vlore şehrinde bulunan ve aynı zamanda Arnavutluk donanmasına da hizmet veren Paşa Limanı'nda 20 dönüm arazi üzerine kuruludur. Üs, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arnavutluk Ekip Başkanlığı ismiyle faaliyet gösteriyor. Personel sayısı ise bir ara 250'ye kadar çıkan üste 20 civarında askerin görev yaptığı tahmin ediliyor. Sudan. Sudan'daki Sevakin Adası'nın durumu da oldukça tartışmalı.
Türkiye-Sudan ilişkileri, Cumhurbaşkanı'nın Aralık 2017'de Sudan'a yaptığı ziyaret sırasında ülkenin kuzeyindeki Sebakin Adası'nı istemesi ve Ömer el-Beşir'in de tamam demesiyle daha ileri bir boyuta taşındı. Sebakin Adası 99 yılına Türkiye'ye tahsis edildi. Türkiye'nin burada askeri üs kuracağı yönünde haberler Arap dünyasında tepkiyle karşılandı. Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu bu iddiaları yalanlarken daha sonra Türk basınında yine aynı yönde haberler çıkmaya devam etti. Stockholm Barış ve Araştırma Enstitüsü'nün raporunda tüm tartışmalar özetlenirken yayındaki Afrika haritası Sebakin'de Türkiye'nin üssü olduğunu gösteriyor. Ve Libya. Tezkere 2 Ocak 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin muhalefetiyle AK Parti ve MHP'nin oy çokluğuyla kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1238 nolu kararına dönüşmesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı'na bir yıl süreyle Libya'da TSK'yı görevlendirme yetkisi verildi. Bu ülkeye sevk edilen asker sayısı ise bilinmiyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.